Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herhangi bir derdiniz tasanız yoktur. Evet bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlarım terim ekleme, terim çıkarma, değişken değiştirme yöntemi yapacağız. Test 27 ve test 28 diyeceğiz. Şimdi ilk önce terim ekleyip terim çıkarmada iki kare farkına şey yapmaya çalışacağız, benzetmeye çalışacağız. Değişken değiştirmede böyle Gözümüze böyle yoğun gelen, zor gelen şeyleri, gözümüzü yoran şeyleri başka bir değişkenle daha da bir sade hale getireceğiz. Örneğin mesela birinci sorudan o başlayalım. Burada olduğu gibi. Mesela biz burada x kare gördüğümüz yere direkt a yazabiliriz. Yazsak olur, yazmasak da olur. Burada çok fazla şeye gerek yok. Yani yazsanız daha güzel olur, daha rahat olur aslında. Ve x kare, şey x üzeri 4, x karenin karesi değil mi? O zaman ne yazabilirim ben buraya? a kare yazabilirim. Sonra eksi 5a derim ve artı 4 derim. Bak bu bize tanıdık geliyor değil mi? Bunu nasıl çarpanlarına ayırıyordum? Şuraya 4 4'te 1 diyordum. Şuraya eksiye eksi diyordum. Şuraya a'ya a diyordum. Ve bunun çarpanlarına ayrılmış hali a eksi 4 çarpı a eksi 1 oluyordu. Güzel. E şimdi artık a'lı bir şey aramıyorum ben. Ben x'li bir şey arıyorum. Artık değişken değişmeden sonra x kare dediğim yere yani a dediğim yere x kare yazabilirim. O zaman ben buraya x kare yazıyorum. Ne oldu? x kare eksi 4 oldu. Sonra çarpı x kare eksi 1 oldu. Bunlar da 2 kare farkından artık güzel bir şekilde x artı 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 olarak yazabiliriz. E ne diyor? Değildir diyor. x artı 2 var mı? Bak burada var. x eksi 2 bak burada var. x artı 1'i gördüm. x eksi 1'i gördüm. Ama buradaki x burada yok. Tamam mı? Çarpan olarak x yok. Bunu böyle yapabiliriz. Bak ikinci sorumuz aynı mantıkla bir şeye a deyin, t deyin, k deyin bir şey değil. Burada arkadaşlarım kolay olsun diye biz kök x'e a diyebiliriz. Tamam mı? Demeseniz de olur. Tekrar da söylüyorum. O zaman x gördüğüm yere ya, ne yazacağım? Ben karesini aldığım zaman a kare yazacağım. Karesini alınca x olacak ya. O zaman bunu a kare eksi 2 a eksi 15 yazdım. Standart çarpanlara ayırmadan şöyle 5'e 3 eksiye artı. Bir tane a'lar var burada. O zaman ne yazabilirim? a eksi 5 çarpı a artı 3 çarpımları eksi 15 toplamları eksi 2 olan sayılar bunlar. Tamam. Sonra artık biz a gördüğümüz üzere kök x yazabiliriz değil mi? İşimiz bitti. Kök x eksi 5 çarpı kök x artı 3 yazdık. Çarpanlarından biri kök x eksi 5 ve da kök x artı 3. Bak şuymuş. Tamam. Yani bu değişken değiştirme ne? Şöyle düşünün arkadaşlar. Maşa. Yani maşa ile tutuyorsunuz. Şey yapmıyorsunuz. Elinizi yormuyorsunuz. Tamam mı? Burada Hocam bu kolay. Ne yaparım? E ben bunun karesini alırım. Güzel. Al. Hiçbir sıkıntı yok. Ama biz değişken değiştirmeden direkt şöyle yapabiliriz. X artı 3'e A deyip değil mi? Buradan A kare eksi A eksi 6 deyip direkt çarpanlarına ayırabiliriz. Şurada 3'e 2 eksiye artı. Buradan ne geldi arkadaşlarım? A eksi 3 çarpı A artı 2 değil mi? Tamam. Artık biz A gördüğümüz yere X artı 3 yazabiliriz. X artı 3 eksi 3 diyorum. Çarpı x artı 3 artı 2 diyorum. Burası ne oldu? x oldu. Burası ne oldu? x artı 5 oldu. Hangisine tam bölünür? Ya x ya da x artı 5. İkisinden birini arayacağım. x varmış. Tekrar diyorum karesini alarak da yapabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Dördüncü sorumuz. 9 üzeri x, 3 üzeri x artı 1. Bak üstü sayılarda arkadaşlarım hemen şunları düzenleyin. şuradaki 9 üzeri x de belli oluyor ki 3 üzeri x'in karesi bir an konuşamadım. Artı şurasını düzenleyin dedim ya şöyle 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 olarak yazın. Eksi 10. Yine kolay görünsün diye 3 üzeri x'e a diyelim. Tamam mı? ne oluyor? A kare artı. Buraya a dedim 3 a oluyor. Eksi 10 oluyor. Ve şuraya iki tane sayı buluyorum. Çarpımları eksi 10. Toplamları artı 3. Bunları bildiğimiz için artık hızlı hızlı yapıyorum. Tamam mı? A'ya a. Şimdi burası ne oldu? A artı 5 çarpı a eksi 2 oldu. a nedir arkadaşlarım? 3 üzeri x. Demek ki burası 3 üzeri x artı 5 çarpı burası da 3 üzeri x eksi 2. Hangisi var? 3 üzeri x eksi 2. Bak buralarda var. Umarım anlatabildik. Yani değişken değiştirmenin tarzı budur. Bunu umarım anlayabilmişiz. Geldik buna. Bak. a artı 2'nin kübü, a artı 2'nin karesi, a artı 2 ve eksi 1. Bu bize bir yerden tanıdık geliyor. Siz bunu tanıdınız değil mi? Tabi tanıdınız. Bak A artı 2'ye mesela ben K dersem. Bak bir yazarsam daha rahat görürsünüz. Bak K küp eksi 3 K kare artı 3 K eksi 1. Sen bunun ne olduğunu biliyor. Ne bu? Bu tamamen K eksi 1'in K eksi 1'in kübü değil mi? Çünkü bu açılımı bilmek gerekiyor. Tamam hocam. O zaman ben K'ye göre A artı 2 yazayım. Yaz A artı 2 eksi 1 üzerinde 3. Ve bu da 2'den 1 çıktı. 1 yaptı değil mi? A artı 1 üzeri 3 yaptı. Pekala A'yı da böyle vermiş mi? Vermiş. Güzel. O zaman ben geleyim A gördüğüm yere 3. dereceden kök 2 eksi 1 yazayım. Bir de yanında artı 1 var. Bunlar gitsin. Hiç benim canımı sıkmasın değil mi? Şunlar gitti bak. E o zaman 3. dereceden kök 2'nin kübünü alıyorum. E bu da 2 üzeri 1 bölü 3 yazılır. Üzerine de 3 yazarım. 3 bölü 3. Bunlar çarpılır. 3 bölü 3'ten 1 olur üzeri birden de artık 2'ye ulaşmış olurum. En zor sorulardandır ama çok kolay bir şekilde çözülür. Yeter ki özdeşlik bil. Tamam mı? Haydi bakalım 6 6 için sorularda bize birer tane şöyle boş bir alan lazım arkadaşlarım. Zor olduğu için değil. Biraz işlemimiz var burada. Şu 2'ydi de değil mi? Tamam. Şimdi bak yine x kare artı 2x. x kare artı 2x. Ben diyorum ki sen ne ol kardeşim? Sen a ol ya. Tamam a olsun daha rahat görelim. a kare eksi 11a sonra artı 24. Tamam mı? Çarpanlarına ayırıyorum. Hazır mısınız? 8'e 3 eksiye eksi dedim. Burası a eksi 8 oldu. Burası a eksi 3 oldu. Tabi a'ya a yazdım. Bunları çok iyi bir şekilde biliyoruz artık buraya geldikten sonra. Sonra a'yı yazdım. x kare artı 2x değil mi? Sonra eksi 8'i yazdım şuraya. Çarpı Yine x kare artı 2x eksi 3'ü yazdım. Sonra dedim ki ben bunları da çarpanlarına ayırırım. Ayırırım değil mi? Ve 4'e 2 yazalım. Artıya eksi yazalım. X'e x yazalım. Tamam mı? Bunları böyle yazdık. Sonra buradan x'e x yazalım. 3'e 1 yazalım. Artıya eksi yazalım. Şimdi buradan ne oldu arkadaşlarım? X artı 4 oldu bak yukarıdan. Bak buradan da x eksi 2 oldu. Bak buradan x artı 3 oldu. Değil mi? Buradan da x eksi 1 oldu. Artık bölünemez diyor. x artı 4'e bölünecektir. Bak burada var. x eksi 2'ye aynen. x artı 3'e aynen. x eksi 1'e aynen. Artık Edirne'de kaldı. Tamam mı Edirne? Yok artık. Geldik buna çarpanlarına ayrılmış biçimi nedir? Evet. Bu soru için geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Belli ki bu soru böyle kaldı. Yapamayabilirsiniz. Normal midir? Çok normaldir. Şimdi Burada teker teker çarparsanız x üzeri 4'lü falan bir şeyler gelir. Bizi bizden alır götürür. O zaman ne yapacağız? İyice bir dinleyeceğiz. Hadi bakalım dinleyelim. Şimdi bunları çarptığı zaman x kare artı x gelecek. Tamam. Bunları çarptığı zaman x kare artı 5x gelecek. Çok iyi değil sanki. O zaman başka bir şeyler yapmamız lazım. Mesela bak. Bununla ben bunu çarpsam. Değil mi? Ne geliyor arkadaşlarım? x kare artı 3x geliyor değil mi? Güzel. Çarpı. Sonra Şununla şunu çarpsam. X artı 1 ile X artı 2'yi çarpsam. Çarptığım zaman X kare artı 2X. 2X buradan 1X de buradan 3X yazabilirim artık değil mi? İzin var buna. X kare artı 3X artı 1 geldi. Ya dışarıda 1 var değil mi? Şurada 1 var. Tamam. Ben buraya A desem. Buraya A desem. Burası da arkadaşlarım A olacak mı? Değişken değiştirme yapıyorum. X kareler çok kafamı karıştırdı. O zaman A parantezinde A artı 1 A artı 1 oldu mu? Oldu değil mi? Herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman dağıtalım arkadaşlarım. Burası ne oldu? A kare artı A artı 1 oldu değil mi? A kare artı A artı 1. İyi oldu da hiç güzel olmadı bu ya. Hiçbir şeye benzemedi ya bu. Niye öyle oldu? Şurası artı 1 niye ki? Şurası x kare artı 3x. X kare şurası 2. Şurası niye 1 oldu ki? 2 orası. Kim bir yazdı orayı? Ben mi 1 yazdım? A kare artı 2A. Heh artı 1. Bu da ne demek? Namı diğer a artı 1'in karesi değil mi? Bak öyle ayarlanmış. A ne demek? x kare artı 3x. O zaman ben buraya x kare artı 3x artı 1 diyorum. Ve karesini alıyorum. x kare artı 3x artı 1. İşte bak bunun karesini alınca bunu çarpınca geliyormuş. Ama yorum bu. Tamam mı? Evet 8. soru. 8. soruya gelen arkadaşım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Herhangi bir sıkıntı yoktur inşallah. Çarpanlarına ayrılmış biçimi hangisidir diyor arkadaşlarım burada terim ekleyip terim çıkarma yapılıyor ama şimdi sen diyorsun ki ya ben ne ekleyeceğimi ne çıkaracağımı nereden bileyim? Çok doğrusun tam yerine geldin. Şimdi nereden bileyim ben de bilmiyordum yani ben de lisedeyken nereden ekleyeceğim yani ne ekleyip ne çıkaracağımı ne bileyim diyordum. O yüzden kendi kendime şöyle bir şeyler düşünmeye başladım. Şimdi bu a üzeri 4 a kare artı 1 değil mi? Şöyle düşündüm arkadaşlar. Burada a kare var mı? Var. O zaman ben düşünürüm dedim. Şu ve şu İlla ki bir şeyin karesinden gelecek. En karesinden gelir diye yorum yaptım. Örneğin a kare artı 1'in karesinden gelebilir bu demek. A kare artı birin karesinden gelebilir. Hocam bu a kare eksi 1'in karesinden de gelmez mi? E gelir. Birincinin karesi bu. İkincinin karesi bu. Tamam. bundan bir bakalım bakalım. A kare artı bir. Şimdi birinci ile ikinciyi çarptığım zaman iki a kare yapıyor değil mi? Ama diyor ki bende bir a kare var diyor. 2 a kare nereden çıktı? O zaman diyor ki bir a kare eksilteyim o zaman. Çok fazla sıkıntı Anlaştık değil mi? Bak bu ifadede işte artı a kare ekleyip aslında şöyle yapıyorlar. Artı a kare ekleyip a kare çıkarıp burası bir şeydir diyorlar. Sonra buraya geliyor ama ben hakikaten anlamıyordum. Böyle kendi kendime uğraşırken böyle bir şey buldum. Tamam mı? E o zaman buradan artık iki kare farkı. He hocam bundan ne yapabiliriz? Bakalım. Birinci ile ikincinin çarpım katından eksi e, 2 a kare yapıyor ama artı a kare yapmam için de benim buraya ne yapmam lazım? Artı 3 a kare yapmam lazım değil mi? Bak bu benim işimi görmüyor. Hani dedim ya en başta 2 kare farkına şey yapacağız diye benzeteceğiz diye. O yüzden bu benim işimi görüyor. Tamam. Sonra a kare artı 1 eksi a kare artı 1'in karesi eksi a kare. Burada sonrası kolay artık. 2 kare farkı ne yapacağım? A kare artı 1 artı a. Yani şu karesi alanları bir toplayacağım. Bir de karesi alınanları bir çıkaracağım. Olayı bitireceğim. İsterseniz elini ayağını toparlayın şunu şöyle. Yani şöyle daha güzel olabilir sanki. Değil mi? A kare artı A artı 1. A kare eksi A artı 1. Bak C de bizi bekliyor. Anlaştık. Alın size terim ekleyip terim çıkarma. Hiç terim benim ekleyip çıkarmadım ben. Dokuzuncu sorum. Bak yine aynı mantıkla. Diyorum ki x üzeri 4 artı 9 nereden gelir? Diyorum ki x kare eksi 3'ün karesinden gelir. Tamam güzel. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6x kare değil mi? Artı 2'ye varmam için benim artı 8x kare yazmam lazım. Ha, olmadı sevmedim. Çünkü niye 2 kare fark yapmaya müsaade etmiyor. O zaman şuradaki eksi 3 arkadaşlarım artı 3 olarak düzeltiyorum. Tamam mı? Yani ya eksi 3 olacak ya artı 3 olacak. Sonra 6x kare yaptı değil mi? 2x kare istiyorum ben o zaman. Böyle 4x kareyi bir düşmem lazım buradan. Şimdi bu ne oldu? Buradan nereye geldik? x kare artı 3'ün karesi eksi 2x'in karesine geldik. 2 kare farkı değil mi? E ya bir bunun karesi eksi bunun karesi. O zaman derim ki ben x kare artı 3 ile kardeşim sen bir 2x'i topla değil mi? çarpı x kare artı 3'ten 2x'i çıkar. E burası ne yaptı? x kare artı 2x artı 3 yaptı. Burası da x kare eksi 2x artı 3 yaptı. E Hangisine tam bölünür diyor. X kare artı 3 yok buralarda. X kare eksi 3 yok. X kare eksi x yok. X kare eksi 2 x artı 3 var mı? Var. Bu yok. Bu son anda yırtmış. Eksi 3 olacakmış. Yani artı 3 olacakmış. Eksi 3 olmuş. Bak terim ekleyip terim çıkarmadan hemen çarpanlarına ayırdım. Güzel değil mi? Tamam. Şimdi geldik buna sonucu kaçtır? Ha bakalım bunları çarp babam çarp çarp babam çarp. Arkadaşlar sayıları harflendiriyoruz. Nasıl harflendiriyoruz? Diyoruz ki 10 sen a ol. Tamam. 12 sen ne ol? A'nın 2 fazlası. Tamam. 14 hepsi de A türünden A'nın 4 fazlası. 16 sen ne ol? Sen de A'nın 6 fazlası. Tamam. Şimdi buradan A çarpı A artı 2 değil mi? 12 değil. A artı 2 çarpı şöyle yapalım. Heh. Çarpı A artı 4 çarpı en son 16 de A artı 6 artı 16'nın ne var arkadaşlarım? Şöyle bir karekök var değil mi? Güzel. Şimdi bak. Yine böyle çarparsan bak buradaki gibi olmaz. Ne yapacaksın? Bak bununla bunu çarptığım zaman ne geliyor? A kare artı 6A geliyor. Değil mi? Tamam. Güzel. Çarpı. Bununla bunu çarptığım zaman yine A kare artı 6A artı. 1 kere 4 8 geliyor. Bir de dışarıda artı 16 var. Bak çok kalabalık. Bak gözüm yoruldu. O zaman ne yapacağım? Hemen diyeceğim ki ben şunlar aynı ya. Bunlar yerine işte T, B bir şeyler değil. Ne diyelim mesela değişik olsun. B diyelim. Buraya ne B dedim. Bunun yerine de b artı 8 yazdım artı 16 tamam mı? Böyle karekök içerisinde. Güzel. Dağıttığım zaman arkadaşlarım b kare artı 8b artı 16 böyle karekök içerisinde. E bunu bilmeyen yok değil mi? Bu b artı 4'ün tam karesi şöyle. Böyle karekök gitti. Mutlak değer kullanmam lazım ama bunlar pozitif olduğu için mutlak değere gerek duymuyorum. Direkt b artı 4 yazıyorum. E B artı 4 diye bir şey bulmayacağım ki ben. Ben sayı bulacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlarım benim B dediğim ifade neydi? A kare artı 6 A'ydı. Yani A kare artı 6 A artı 4. A'ya ne demiştim? 10 demiştim. Değil mi? Bak şurada yazıyor. Karesi 100. 10 ile çarpsam şey 6 ile çarpsam 60 A artı 4. Ne yaptı? 164 yaptı. Yani aslında bu içerideki sayı 164'ün karesiymiş. Kim bulacak ki onu? Siz bulur musunuz? Ben bulmam şahsen. Öyle boş şeylerle uğraşmam ben. Geldik. 11'e. 11'de. 11 için gelen arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bunlar zor soru diye öyle yapıyorum ha. Şimdi çarpanlarından biri hangisidir? Şimdi arkadaşlarım terim ekleyip terim çıkarma ama terim ekleyip terim çıkarmayacağım. Ne yapacağım ben? Şöyle bir şey yapacağım. Bak x kare artı 2x nereden gelir? Nereden gelecek? x artı 1'in karesinden gelir. Güzel. Sonra buraya bir eksi parantezine alayım ben. Bak y kare eksi ne yaptı burası? 4y yaptı değil mi? Tamam. Eksi 3 dursun orada. Eksi. Burası y kare eksi 4y nereden gelecek? y eksi 2'nin karesinden gelecek. Tamam. Şimdi gelelim son terimlere dikkat keselim. 1'in karesi 1 değil mi? 2'nin eksi 2'nin karesi 4. Ama çıkarma işlemi var burada. Eksi 3. Bak buradaki eksi 3 aslında bunların içinde gizli. Yani ben bunları açtığım zaman burası yapacak. İsterseniz deneyebilirsiniz. Yani bu ifade aslında bu. Tamam. E ne var burada? iki kare farkı var değil mi? Bak bunun karesi alınmış bir de bunun karesi alınmış. O zaman iki kare farkını uyguluyorum. X artı 1 artı y eksi 2 diyorum. Ve 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 x artı 1 eksi y artı 2 diyorum. Çıkarıyorum eksi y artı 2. E buradan ne oldu? X artı y eksi 1 oldu. Çarpı buradan da x eksi y artı 3 oldu. Çarpanlarından biri x artı y eksi 1 var mı? Bak burada var. Yoksa diğerine geçeceğim. Tamam mı? Bu da böyle oldu. Bak bunlar hakikaten zor sorular, çok kolay sorular değildir. 12. sorumuz. Şöyle yapalım. Kendimizi biraz daha yer ayıralım. Bunları bir kaldıralım. Onlarla işimiz yok artık. Ne diyor? P(x) polinomu bu olmak üzere polinomu hangisiyle tam bölünür? Hmm. Şimdi Px polinomu Qx kare artı x'miş. Değil mi? Tamam. Yani biz burada x gördüğüm yere x kare artı x yazacakmışım. 36 ekleyecekmiş. Yapalım arkadaşlarım. Şimdi biz x kare x kare artı x'in karesi eksi 12 tane x kare artı x. Değil mi? Burası. Çünkü ben şu x kare artı x'i bulmak için burada x gördüm. Ya bunu yazmam lazım. Bir de artı 36 var burada. Tamam. Şimdi diyor ki sen x kare artı x'i e a de. Diyelim. a kare eksi 12a artı 36 yaptı burası. 36 ile 12'nin nasıl bir bağlantısı var? Şöyle nasıl? 9 kere 4 olmaz. Kaç kere kaç olacak? Be? vallahi aklım durdu. Burada durdum. Şu an söyleyemiyorum. <laughs> İyi mi? Hakikaten söyleyemiyorum. 6'ya 6. 6'ya 6. 6, 6. Bir an duruyor arkadaşlar. Bir an hakikaten kafa çalışmıyor. O zaman bu a eksi 6'nın karesi değil mi? Yani aslında x kare artı x eksi 6'nın karesi. Değil mi? Tamam. E o zaman burası da 3'e 2 artıya eksi. Yani x artı 3 çarpı x eksi 2'nin parantez karesi olmuş bir ifade. E ne diyor? Hangisi tam bölünür diyor. x artı 3 ile bölünecek. Değil mi? Yanlış mı yaptık? x artı x eksi 12 36. Tamam hangisi tam bölünür? Bakalım x, artı, x artı 1 olmaz. Burada x artı 1 yok. x artı 2 yok. x artı 4 bunlar yok. x artı 3 var bak burada. Hatta x artı 3'ün karesi ile de tam bölünür. Anlaştık mı? Evet geldik bakalım test 28'e. Bunlar ne diyor? Polinom ve rasyonel denklemler. Evet birinci sorumuzda ne diyor? Bir tane bir rasyonel denklem var. Tamam neye dikkat edeceğiz arkadaşlarım? Paydanın sıfır olmamasına dikkat edeceğiz. Şimdi rasyonel denklemlerde dikkat edeceğimiz yer şurası sıfır olacak ama payda sıfır olmayacak. Yani bizim x kare artı x y eşittir sıfır olmalı. x parantezine aldığım zaman x artı y eşittir sıfır olmalı. Şimdi buradan x de 0 olabilir arkadaşlarım. x artı y de 0 olabilir. Tamam mı? Şimdi de paydaya bakalım. Paydayı da x parantezine aldığım zaman, şey y parantezine aldığım zaman özür dilerim. Şöyle y parantezine alayım. Ne kalıyor? y artı x kalıyor değil mi? Ya da x artı y kalıyor. Tamam. Burası sıfırdan farklı olmalı. Şimdi ben bakıyorum. x'e ne sıfır verirsem... Burası sıfır olmuyor değil mi? Sıfır verirsem y kare oluyor. Tamam. X artı Y'ye 0 verirsem burası 0 oluyor. O zaman X artı Y 0 olmayacak. Kaç tanesi doğrudur diyor. X artı Y 0 değildir. Doğru arkadaşlar. Tamam yorumu böyle yaptım. X'e 0 demem gerekti. Doğru. Y 0'dan farklıdır diyor. Y 0'dan farklıdır. Evet olması lazım. Çünkü niye? Y kare gelecek. E, y 0 olursa payda 0 olacak. Doğrudur. X çarpı Y 0'dan farklı. X'im 0 arkadaşlarım. X çarpı Y 0'dan farklı olamaz maalesef. Tamam mı? Neye dikkat ediyormuşuz? Kaydının sıfır olmamasına dikkat ediyoruz. Geldik yine burayı. Kesi sıfır yapmaya yarayan şey payın sıfır olmasıdır. Yani ben burayı iki kare farkından x artı y çarpı x eksi y yazsam. Eksi parantezinde x, x eksi y yazsam şurayı. Eksi x artı y ya. Eksi x eksi y yazsam. E bunu sıfır eşlemem lazım. Sonra çarpanlarını ayırıyorum. Şöyle x eksi y'ler aynı. Değil mi? x eksi y'leri aldım. x artı y eksi 1 dedim. Ve ben bunun sıfır olmasını istiyorum. Tamam güzel. Buraya kadar iyi. Şimdi gelip ben paydayı da çarpanlarına ayırmam lazım. x kare artı 2 xy artı y kare. Bu x artı y'nin karesidir. Değil mi? Eksi alt tarafta x artı y'dir. Tamam yani şurası. Sonra tekrar x artı y'ye parantezini alıyorum. x artı y oluyor ve eksi 1 oluyor. Tamam. Bu sıfır olmayacak. Arkadaşlar ben x eksi y'yi sıfır yapabilirim. Değil mi? Çünkü niye? Bak burada x eksi y yok. E bunu sıfır yaparsam bak burası sıfır olur. Yani demek ki x artı y eksi bir sıfır olmayacakmış. Daha bir deyişle de x artı y bir olmayacakmış. Hangisi doğrudur diyor. x eşittir y. Bak x eşittir sıfır diyor. Bilemem ben sıfır olup olmadığını bilemem. Sadece x eşittir y buldum. Y'nin de sıfır olup olmadığını bilemem x eşittir eksi y diyor ki ben x eşittir y buldum arkadaşlarım. Bak burada bu da yanlış. x artı y 1 diyor ki ben birden farklı buldum. O yüzden de e seçeneğini işaretledim. Bak ben buluyorum sonra artık şıklardan bakıyorum hangisinde var diye tamam mı? Yoksa hiçbir şekilde şıktan denemiyorum. Geldim buraya. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre. Bak şimdi alt tarafa bak arkadaşım. X artı birin karesi değil mi? Ne anlatıyor bana? payda x artı 1'in karesi yani x eksi 1'den farklı olmalı diyor. Anlaştık. Şimdi o zaman bizim x kare artı m'nin sıfır olması lazım. Ama bunun sıfır olması için ne gerekir bakalım. Şimdi m sıfırdır diyor. m'ye sıfır verirsem arkadaşlarım ben x kare sıfır olur değil mi? Ve x de sıfır olur. Gerçekse de çocuğun bir elemanlı diyor ya. Yani. x sıfır bir tane evet. Bu sıfır paydayı sıfır yapıyor mu? Yapmıyor. Olur. Sıkıntı yok. Sonra bak M'ye 1 demiş. M'ye 1 yazalım. X kare artı 1 sıfır olur mu? Arkadaşlarım 1 pozitif. X kare en küçük sıfır yapıyor. Yani 1 ile toplayınca sıfır yapmaz. Burasının eksi yapması lazım. X kare de eksi 1 olmayacağı için bu yanlış. Sonra buna m eşittir eksi 1. Bakalım x kare eksi 1 eşittir 0. Buradan x'im ne geliyor arkadaşlarım? Ya 1 geliyor ya da eksi 1 geliyor. Şimdi i̇ki tane kök varmış gibi duruyor ama bak yorum yaptık. Bak eksi 1 olmasın dedik. O yüzden yine bir taneye denk geliyor. Yani 1 ve 3 diyorum. Anlatabildim mi? Bak böyle tane tane yapıyorum. Hızlı hızlı yapmıyorum. Çözüm kümesi hangisidir diyor. Tamam. Şimdi biz şuradaki 1 eksi x'i şöyle yapalım mı arkadaşlarım? x kare bölü. x eksi 1 yapalım. 1 eksi x bildiğimiz üzere eksi parantezinde x eksi 1'dir. Dağıttığım zaman bu yapar. Yani şunu ben Eksi parantezde x eksi 1 yazıyorum ama şuraya eksi yazmam yeterli herhalde. Eksi x bölü x eksi 1 yazabilirim. Sonra eksi x artı 1 yazabilirim. Ve eşittir 0. Toparlıyorum artık. Şimdi burada paydalar eşit. İlk önce şöyle yazayım. x kare eksi x bölü x eksi 1 yazayım. Eksi x artı 1 yazayım. Eşittir 0. Burası x parantezinde x eksi 1 değil mi? x parantezinde x eksi 1 bölü x eksi 1. Yani şunlar gittiği zaman ne kalıyor arkadaşlarım? X kalıyor sadece. Tamam bunlar gitti. Şimdi bak, iyice diline bak. Bunlar gittikten sonra eksi x eksi 1 eşittir 0 dedim. Bunlar da gitti. E ne oldu? Eksi 1 eşittir. Yazamadım yine. Eksi 1 eşittir 0 oldu. E bu ne arkadaşlarım? Bu mantıksız bir şey. Yani diyor ki senin x falan kalmadı ortalıkta. Sıkıntı çıktı ve mantıksız bir şey geldi. Mantıksız bir şey geldiyse o küme boştur arkadaşlar. Tamam. Hep bak soruyla konuşun. Beşinci soru. En geniş tanım kümesi A'dır diyor. fx örten fonksiyon olduğuna göre hangisi doğrudur? Bir kez en geniş tanım kümesi yani x yerine ne yazabilirsin demek istiyor sana. Arkadaşlarım x yerine 2'den başka her şeyi yazarsınız. Çünkü niye? 2 paydayı 0 yapıyor. 2 olmayacak. En geniş tanım kümesi sen r diyemezsin. Eksi 2'yi çıkarmayacağım arkadaşlarım. 2'yi çıkaracağım. Tamam mı? Bak şu, şu ve şu. Sonra diyor ki bana örtendir diyor. Yani herkesi örtecek demek istiyor. Karşı taraftaki herkesi örtecek. Şimdi bunu nasıl düşünebilirim? Şimdi karşıda bir tane bir eleman sıkıntı bana. Değil mi? Acaba hangi eleman sıkıntı? Bak şimdi ben buradaki ifadeyi şöyle yazarsam. X artı 2 çarpı X eksi 2 yazarsam. bölü X eksi 2. Şimdi bunlar gitti diyelim. Tamam bunlar gitti. Ne kaldı arkadaşlarım? X artı 2 kaldı. Çok masum duruyor değil mi? Bayağı masum duruyor. Ama ben x gördüğüm yere 2 yazamıyordum değil mi? E hadi 2 yaz bakalım. 2 yaz ne çıkıyor arkadaşlarım burada? 4 çıkıyor değil mi? F2 4 çıkıyor. 2 yazamıyordum ki nasıl 4 çıkardın? O yüzden işte 4'ü çıkaramayacağım. Anlatabildik mi? 2 yazınca bak burası 0 böyle 0 oluyor. Belirsizliktir bu. E hocam sadeleştirince çıkıyor. E bu fonksiyon sadeleştirince zaman böyle oluyor ya. Bak grafiğe de bak şöyle oluyor. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Y gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Ve 2 gördüğüm zaman bak. Şöyle bir fonksiyon. 2 yazdığım zaman şöyle şöyle bak şöyle bir yuvarlak oluyor bak burada. Fonksiyonun grafiği bu. Dümdüz doğru değil. Burada 2'de fonksiyon gidiyor. Saçı başı yoluyor. Tamam mı? O yüzden 4'ü çıkaramıyorum. 4'ü çıkaramadığım için de bunun görüntü kümesi R fark 4 olmalı. Geri kalan hepsini örtsün gitsin. Anlaştık. Geldik 6'ya. Kaç tane birbirinden farklı tam sayı sıfır vardır diyor. Yani bunu sıfırlayanlar kimlerdir demek istiyor. E bunu sıfırlayanlar arkadaşlarım x'in bir olduğu yer bir de eksi 1 olduğu yer değil mi? E kaç tane varmış? 2 tane varmış deriz. Yani polinomla da bunları böyle iç içe geçirebiliriz. 7. sorumuz gerçek sayılardaki çözüm kümesi nedir diyor. Bakalım. Bir, i̇lk önce bunu bir çarpanlarına ayırmamız lazım arkadaşlar. Mesela ben şuradan x küp parantezini alsam bir yazıyorum bakalım bir şey bildiğimden değil. x küp parantezini aldım x artı bir oldu. Artı bunu da x parantezine aldım. Bu da x artı 1 oldu. Güzel. Sonra bak burada neler oldu? x artı 1 ile x artı 1 aynı. Değil mi? Ha, diyor ki parantezi al. Kaçırma. O zaman x artı 1 parantezini aldım. x küp artı x oldu. Sonra x artı 1 dursun yapacak bir şey yok. Bunu arkadaşlarım ben yine x parantezini alayım. Ne oldu? x kare artı 1 oldu. Bak aslında bu toplam böyle yazılabiliyormuş. E gerçek sayıdaki çözüm kümesi eşittir 0. E bunlar teker teker 0 eşit olursa x eşittir eksi 1 olur. Bu sıfır eşit olursa x eşittir sıfır olur. Bu sıfıra eşit olursa ortalık karışır değil mi? x kare artı 1 sıfır. x kare eşittir eksi 1. Gerçek de böyle bir şey yok. Kök yok. O zaman sıfıra eksi 1. Hangisi eksi 1'e sıfır diye bir kök. Yani şu. Anlaştık. Bak çarpanlarına ayırıyorum. Sonra artık köklere bakmaya çalışıyorum. Bunu yaptı yapmam. Eksi 1 koydum sağladı beklesin. Sıfır koydum sağladı. O zaman ikisi de oluyormuş. Olmaz arkadaşlar. Öyle yapmayın. Yani sonuçta pişman olursunuz. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi hangisidir? İki şey küp toplamı değil mi? Yani bunu direkt şöyle x artı 2 çarpı x kare eksi ne diyelim 2x artı 4. Bunun sıfır olması lazım. İyi. O zaman burası sıfır olacak. x eşittir eksi 2 olması lazım. İşaretliyorum az kalsın. Dikkat paydayı sıfır yapıyor mu yapmıyor mu dikkat et. Eksi 2 yazdın 4 eksi 4 sıfır yapıyor mu yapıyor gitti. E hocam burası da sıfır olabilir, mi? olabilir Bulabiliyorsan kök bul. Bulamazsın arkadaşlarım. Çarpanlarına ayrılmaz. Sebeplerini de ileride söyleyeceğiz. E bir tane kök vardı. O da gitti arkadaşlarım. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Anlaştık. Dokuzuncu sorumuz. Bakalım dokuzuncu sorumuz bize neler diyor. Bak şimdi. X kare eksi bir çözüm diyor. Şıklardan gitme çöz. Ben bunu x artı 1 ile çarpmak istiyorum. Tamam mı? Çünkü x artı bir x eksi 1 bu yapsın. Yukarıya yazıyorum şöyle x artı 3 çarpı bölü x artı 1. Çarptığım zaman x artı 1 eksi değil artı 2. Böyle x artı 1 artı 2 bölü x kare eksi 1. Onda şöyle x eksi 1 çarpı x artı 1 yazayım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra buradan ne oldu? x artı 3 bölü x artı 1 eşittir. x artı 3 bölü e, ne oldu? x eksi 1 çarpı x artı 1 değil mi? x eksi 1 çarpı x artı 1. Bak şimdi en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Sadeleştirmek. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman gidiyor bunlar değil mi? Gidiyor ama x'in eksi 3 olduğunu unutmayın. Tamam mı? Öyle hemen cırt, cırt çizmeyin bunları. Bunlar gidiyor. Tamam. Sonra x artı 1'ler gidiyor. Tamam. x artı 1 paydada olduğu için x artı 1'in sıfırdan farklı yani x'in eksi 1'den farklı olduğunu unutmayın. Bunlar da gitti. E bir kaldı arkadaşlarım burada. Bir tek bu kaldı. E o da 1 olacakmış o zaman. Değil mi? Hepsi 1 ise 1 bölü 1, 1 bölü 1. Bu da 1 olacak. X eşittir 2. bakacağım. 3 var. 2 var. Değil mi? Başka yok. 2 tane buldum ve işaretliyorum. Anlaştık. Bak kesirlerde dikkat. Aman dikkat yanarsınız bak. 10. sorumuz en sade biçimi. Çarpanlara sadeleştir diyor. Ayıralım arkadaşlarım. X eksi 2 çarpı. X eksi 1 olarak yazmam lazım. Artık en iyi yaptığımız şeyler. 2 kare farkı en sevdiğimizden x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı dedim. Burayı ters çevireceğim arkadaşlarım. x artı 2 çarpı x artı 1. Birinci aynen yazılır ikinci ters çevir çarpılır yani o mantık. x eksi 1 şurası da x artı 1. Bak ne oldu? Buradaki x artı 1'ler nerede o? Gitti değil mi? x eksi 1'ler gitti. x artı 2'ler gitti. x eksi 2'ler gitti. gitti. Hepsi gitti. Sonuç 0 diyorlar bazen değil arkadaşlarım 1. Çünkü bunlar bir zaman 1 olur. E hepsinin çarpımı da yine 1'dir. Yani birlerin hepsinin çarpımı yine 1 yapar. Tamam mıdır? 11 yine e, a kare eksi 5a artı 6 nasıl yazabilirim? 2 tane sayı buldum. Çarpımları artı 6 toplamları eksi 5 böyle yazarım. Alt tarafı a parantezine alırım direkt. Bunlar direkt olmalı. Yukarısı a kare oldu. Burası da a eksi 3 oldu. Bak a eksi 3'ler gitti. Ne güzel temiz. A eksi 2'ler gitti. A kare bölü A kaldı arkadaşlarım. A kare bölü A da zaten A üzeri 1 yapacaktır. O da buradadır. Tamam. Bunlar da herhangi bir dert tasa çıkmaz. Yeter ki çarpanlara ayırma iyi olsun. Çok sevdim ben bunları. Yani hakikaten 10. sınıftaydık herhalde bizde. Çok iyi bir şekilde öğrenmiştim. Sadece çarpanlara ayırıyorum. Bak. payda eşitliyorum. A küp eksi 1 bölü A. Değil mi? Sonra bölü A kare eksi 1 bölü A. İlk önce burayı bir halledelim arkadaşlar. A küp eksi 1'e direkt a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1 yazacağım. Bölü a çarpı ters çeviriyorum. A bölü bunu da a artı 1 çarpı a eksi 2 yazmam lazım değil mi? Bak bu a'lar gitti. Şimdi şey a eksi geldi? A 1. A eksi 1'ler de gitti. Yani şurası ne olmuş oldu? Burası direkt a kare artı a artı 1 bölü a artı 1 oldu. Güzel. Tamam. Şimdi ikinciye bakıyorum. Şurayı bir toparlayacağım. Yerim yetmedi. Şöyle bir sileyim isterseniz. Toparlayalım. Mesela bunu da şimdi payda eşitledim. A artı 1 bölü A bölü. Payda eşitlersem A artı A kare artı 1 bölü A. Değil mi? A artı A kare artı 1 bölü A. Yine birinciyi aynen yazarım. A artı 1 bölü A. İkinciyi ters çevirip çarparım. A kare artı A artı 1 yazmak istiyorum. Şunlar gitti. Değil mi? Şimdi ne diyor? Bu çarpı bu. Yani bu da ne arkadaşlarım? A artı 1 bölü A kare artı A artı 1 ayarlanmış. Bak bunların hepsi gitti. En sonunda ne kaldı? Ne kaldı? 1 mi kaldı? En son 1 kaldı. Hepsi gitti ya. 1 kaldı. Burada da sorun bitti. Tamam mıdır arkadaşlarım? Evet. iki test daha çözdük. 29 kaldı. Rasyonel ifadeler kolay onlarda. Bir şey yok. Onlarda bir dahaki dersimizde inşallah o videoda görüşürüz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hayat test yordu beni ama değdi arkadaşlarım. Sizin çalıştığınızı gördükçe, yorumlarınızı gördükçe inanın değiyor. Hadi bakalım. Lafı çok uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.